Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye leûlâ en hedânallah. Laqad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Kul, ey Habibim, de ki hüve, o Allahu ehad, bir olan Allah'tır. Buradaki hüve zamiri fasıl oluyor. Allahu samet, Allahu Allah nedir? Es-samedü, samettir. Yani kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, bilakis herkes, her şey kendisine muhtaç olandır. Lem yelid, doğurmamıştır. Ve lem yulet, doğurulmamıştır. Ve lem yekun, olmamıştır. Lehu, o Allah'a küfüven denk, ehadün, hiçbir şey. Hiçbir kimse olmamıştır. Kıymetli gönül dostlarımız, bugünkü tefsir dersimizde Allah nasip ederse İhlas suresini mütalaa etmek maksadında, gayesinde olacağız. Derdimiz, hedefimiz bunu anlatmak olacak. Rabbimizin nasip ettiği kelimeler ölçüsünde anladığımız kadarıyla Rabbimizin imkan dairesinde de anlatmanın gayesinde olacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu sure çok önemli bir sure. Allah-u Teala Hazretleri'nin bizatihi kendisinden bahsettiği için, tevhidden bahsettiği için, tevhidi anlattığı için çok önemli bir sure. Bundan dolayı da surenin öneminden dolayı da bugünkü dersimizde sadece bugünlük tefsir kitabımızı değiştirdik. Normalde İmam Nesefi'nin tefsir kitabını okuyorken bugün İbn Kesir'den, İbn Kesir rahmetullahi aleyh'in kitabından okuyacağız. Çünkü o surenin tefsiri kadar 1,5 sayfalık surenin faziletinden bahsetmiş. Allah nasip ederse dersimizde yani bir kısmı surenin faziletinden anlatmak vecihiyle olacak. Bahsetmekle olacak. Diğer bir kısmı da surenin tefsirinden bahsetmekle olacak. Yani dersi bu şekilde ikiye ayıracağız. Çok önemli. Yani tevhidle alakalı Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini anlatan çok önemli bir mesele. Uğruna var olduğumuz bir meseledir bu. Yaşıyorsak, Mevla Teala Hazretleri bizi yaşatıyorsa onun için olduğu meseledir. Tevhid meselesi. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'le nihayet bulundurduğu peygamberlik silsilesinin tamamını tek bir gaye için göndermiştir. O da hepsi La ilahe illallah desinler diyedir. Hepsi La ilahe illallah dedi. Kimisi La ilahe illallah Musa Resulullah dedi. Kimisi İsa Resulullah dedi. Biz en son olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Ama ve lakin herkes La ilahe illallah dedi. Allah-u Teala Hazretleri bazı rivayetlerde 124 bin, bazı rivayetlerde 224 bin tane peygamberi, kullar Allah La ilahe illallah desinler diye gönderdi. Bu mana, La ilahe illallah manası o kadar önemliydi ki kardeşlerim. O kadar büyük bir manaydı ki. Yani doğru düzgün bizim kadar belkisi iman bilgisi olmayan bir Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle imanla müşerref olduktan sonra söylediği bildiği tek şey vardı. Ehad ehad Allahu ehad ehad Allah birdir Allah birdir diyordu. Belki bizim kadar namaz kılmamıştı. Belki annesi babasından namaz kılmayı görmemişti. Belki memleketlerinde ezan okunmuyordu. Sağında, solunda, orasında, burasında İslam alametleri yoktu. Kısacası demem o ki bizim kadar bilgisi olmayan Bilal Habeşi radıyallahu anh yapılan işkencelere yazın o sıcağında sırtı çöle bindirilmiş. Üzerine demirden
bir şeyler koyulmuş artık bedenin üzerine. Onun üzerine de kendi bedeni kadar belki daha fazla kaldıramayacağı taş koyulmuş. İnsanlar etrafında alay eder bir vaziyetteyken, yani Lat de, Menat de, Allah'a küfret, Allah'a inkar et diyerekten ona kendilerince telkin etmekteler. Ama lakin Hazreti Bilal'in bildiği bir şey var. Ehad, 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 ehad diyor, başka bir şey demiyor. O kadar işkenceye, o kadar imkansızlıklara, o kadar hayatın olumsuzluklarına, fiziki olumsuzluklara karşı yüreğinin en içlerinde, derinlerine, tam da kalbine saplanmış bir şey var ki Allah'ın birliği onu söylüyor. Ve o öyle bir serinlik veriyor ki belki çölün sıcağı üzerindeki demirin ateşi tesir etmiyor. Belki öyle bir güç kuvvet veriyor ki üzerindeki taş ağırlık vermiyor. Öyle bir kuvveti manevi veriyor ki etraftakilerin alayları, etraftakilerin dalgaları hiçbir şeyi umursamıyor ama ehad ehad diyor kardeşlerim. İşte iman tam da budur. Bu sure onun için çok önemlidir. Onun için dendi ki Kur'an'ın üçte birine bedeldir bu sure. Üç defa bu sureyi okuyan Kur'an-ı Kerim'in tamamını 60 mis kadar sevap verilecektir. İhlas suresi 3 tamamıyla 3 mana Kur'an'ı ifade ettiği 3 mana vardır. Birincisi tevhid, ikincisi amel, üçüncüsü de ahlak. Tevhidle akaid ilmini, kelam ilmini, amelle alakalı fıkıh ilmini, ahlakla alakalı tasavvuf ilmini Kur'an'dan çıkartıyoruz. Ve bu İslam'ın üç ana hartelinden birine tam da denk geldiği için Kur'an'ın üçte birine muadil bir sure oluyor kardeşlerim. Bu kadar önemli bir suredir bu. Bu kadar muazzamdır. Ama ve lakin Allah'a hamdolsun ki elhamdülillah ki anlayabildik. Mevla Teala Hazretleri imanı bize sevdirdi. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerini İslam'ı açan, imanı açan kullarından eyledi. Yoksa anlamak o kadar kolay mıdır bunu? Surenin sebebin nüzulü hakkında Mekke müşriklerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip şu sözlerinden: Ya Muhammed, sıflena rabbeke. Ya Muhammed, Rabbini vasıfla bakalım, anlat bakalım dediler. Gel Rabbini bize anlat bakalım. O nedendir? Yani ehuve minel fizzati, yoksa yani gümüşten midir? En minel zeheb, altından mıdır? Yani bir önceki sohbetimizde hatırlarsak Kevser suresinde her şeyi madde bağlamında gördükleri için her şeyi illa elle tutulabilir, gözle görülebilir, işitebileceğimiz bir şey olacağını zannettikleri için, yani inanmam için görmem lazım, görmediğime, tutmadığıma inanmam diyenler sadece bugün değillerdi kardeşlerim. Sadece bugün yoklardı. Çok basit bir soru soralım parantez olarak. Yani insanı insan yapan en önemli unsur akıl. Ama öyle ki insan bunu da göremiyor. Niye aklın varlığını kimse inkar edemiyor ki? Aklı elimizde tutamıyoruz ama öyle ki kimse niye inkar edemiyor? Peki bunu inkar edemiyorsun da aklı yaratan, o görünmeze o kadar kıymeti, kuvveti veren Allah'ı göremeyince insan niye hayrete düşüyor ki? Rabbim iman nimetine sonsuz şükreden kullarından olmayı nasip eylesin. Evet, Mekke müşrikleri de öyle zannettiler. Zannettiler ki ilah dedikleri şey tapılacak bir şeydi, başka bir şey değildir zannettiler yani. Bu maksatla, yani o fikir dünyasıyla, o iç dünyalarıyla, o hayal alemlerle beraber geldiler, anlat dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeleri indirdi. Ayet-i kerimenin tefsirine geçmeden önce bu surenin kalplerde nasıl yer etmesi gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle ve birkaç sahabenin uygulamasıyla beraber anlatmak istiyorum. Evvela sahabe uygulamasına geçmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi, bu sure hakkındaki hadislerinden okuyalım. İmam Bukhari'nin tahric etmiş olduğu hadis-i şerifte
şöyle geldi. Sa'id-i Hudri olan rivayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere şöyle söyledi. E ya'cüzü ehadukum en yakra şulusel Kur'an'ı fi leyletin. Sizden biriniz gecenin üçte birlik bir kısmında Kur'an-ı Kerim, affedersiniz, gecede bir gecede Kur'an-ı Kerim üçte birini okuyabilir mi? Deyince feşakka zalike aleyhim. Ya çok ağır geldi bu sahabeler. Kaldılar ki eyyena eyyuna yutiku zalike ya Resulallah. Hangimizin gücü yeter ya Resulallah, bu ne dedi? Gecede yani üçte biri nasıl bitireceğiz ki dedi yani. Fekale Allahul vahidu es-samedu sülüsül Kur'an. Allahu vahid es-samed suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine bedeldir. Buraya gelmişken daha önceden yapmadığımız ama velakin tefsirle alakalı önemli bir noktayı da söyleyelim. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de surelere isim verilirken surelerin içindeki bazı kelimeler, bazen de bazı olaylar dikkate alınır. O surenin içerisinde bir kelime o surenin ismi olur. Mesela قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْتَكِ Felak suresi, Felak suresi. Nas suresi. Ondan sonra اِنَّا عَتَيْنَا كَالْكَوْثَرْ Kevser suresi. وَالْضُحَى Duha suresi. Yani bazen de mesela Bakara suresinde olduğu gibi yani bir inek olay anlatılır. O sureye ne olur? İsim yapılır. İhlas suresinin ise tam 20 tane isminin olduğu söyleniyor. Yani halbuki biz Ahad suresi demedik değil mi? Bazıları Ahad suresi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte de Ahad ismi olarak geçmekte surede. Ama ve lakin biz ihlastan bahsettiği için yani kulun kalbinde öyle bir iman var ki Allah'ın dışındaki her şeyi ayıklıyor, hulus ediyor, atıyor. Tek bir Allah'a, tevhide. Yani Yahudilerin dediği gibi Uzeyr İbnullah, Uzeyr Allah'ın oğludur. Böyle bir inanç. Hristiyanların teslis inancında olduğu gibi ve müşriklerin onlarca, yüzlerce, binlerce, sayısızca ilahın yanında ortak ilah koştukları gibi değil. Hepsinin kalbinden ayıklar ihlas, samimi bir şekilde hulusiyetle yaratıcının, ibadetin sahibinin de tek Allah olduğunu ifade etme manasında İhlas suresi isim olarak verilmiş. Ama bir yerde Samet suresi duyarsanız, bir yerde Ahad suresi duyarsanız bilin ki bu da İhlas suresidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allahul Vahid Es-Samet suresi olarak isimlendirdi. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şöyle söyledi. E ya'cizu ehadukum en yakra kulle yevmin sülüsel Kur'an. Sizden biriniz bir günde Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okuyabilir mi? Bundan aciz olur mu? Dedi. Kâlu leki na'am ya Resulallah nahnu eza'afu min zâlike ve a'cizu. Evet ya Resulallah, biz de çok aciz kullarız. Bunları nasıl yapabiliriz? Dediler. Kâl Efendimiz Aleyhisselam şu müjdeyi verdi. Fe innallâhe ceza el Kur'an'e felasete eczain. Allah Kur'an'ı üç parçaya böldü. Fekul huvallahu ehad sülüsül Kur'an. Ve İhlas suresi yani kul huvallahu ehad suresi bunun üçte birine tekabül etmektedir. Niye üçte birine tekabül ettiğini biraz önce söyledik. Kur'an'dan çıkan üç tane ilmi bahsettik. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da uygulamaları da bu yöndeydi. Mesela sabah namazının sünnetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi zamanlarda ilk rekatlarda Kafirun suresini, ikinci rekatlarda İhlas suresini okurdu. Yani sabah namazının sünnetler içerisinde en kıymetli olan sünnet, sabah namazının sünneti Efendimiz orada kılardı. Bazı zamanlarda Nas ve Felak suresini okuduğu var. Yani bir başka hadis-i şerif buradan okuyayım. Yatma adabını da görmüş olalım. Hem Efendimizin kendi nefsinde uyguladığı yani sureyle amel etme bakımından hem de bir yatma adabını çoluk çocuğumuza öğreteceğimiz, kendimizin uygulanacağı bir adab. Bunu da hemen gene Bukhari'den nakil olarak şey yapalım. Hazreti Ayşe Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem kan Efendimiz idi. İza eva ila firaş yatağına geldiği zaman külleleydin her gece cema'a keffeyhi avuçlarını bir araya getirirdi. Sümme nefese fihima ve kara fihima yani orada üflerdi şu ayetleri okurdu. Kul huvallahu ehad. Kul e'udhu bi rabbil felak. Kul e'udhu bi rabbin nas. Bu sureleri okurdu ki son ikisini muavvazeteyn suresi diyoruz. Yani kişiyi koruyucu surelerdir bunlar. Yani üç harflerden, nazardan, gözden, görünen, gözükmeyen şeylerden korunmak için bunlar okunur. Efendimiz çok okurdu. Bizlerin de en büyük kalkan olacak
Yani görünmeyen düşmanlara kullanacağımız en büyük kalkanlarımızdan bir tanesi. Yani çocuklarımıza nazar değmesin diye, artık kendi başlarımıza bir şey gelmesin diye o üç harflerden yani Mevla Teala yazdıysa ondan kurtuluş yoktur ama bunlar da nedir? Vesiledir. Yani bizden tedbir almaktır. Tedbir hasebinde olacak şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapardı. Sonra gücünün yettiği kadar bütün bedenine sürerdi. Efendimizin son hali bu şekilde olur. Günlük işini yaptıktan sonra en son Rabbine bu şekilde kendini taavuz ederekten, sığınaraktan günün Efendimiz bitirirdi. İhlas suresini sahabelerin anlayışıyla da alakalı burada bir iki meseleyi rivayet ettikten sonra surenin tefsirine geçmek istiyorum. Kardeşlerim bakın, iki nokta, iki tane ayrı sahabe ve hayatlarındaki İhlas suresinin yeri. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Gene İmam Bukhari'nin tahriş etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini bir savaşa gönderdi. O savaştayken bu da imamlık yapıyordu. Ve her namazında namazın kıraatini sonunda İhlas suresini bitirerek yapıyordu. İşte atıyorum Fatiha suresini okuduktan sonra Duha suresini okuyup İhlas suresini okuyup öyle rukiye gidiyordu. Veyahut da kıraatini daha uzun yapıyordu ama en sonunda İhlas suresini okuyordu. Bu kimseler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına dönünce bu adamı ona haber verdiler. Ya Resulallah, bizim imamımız böyle böyle işler yapıyordu. Senden böyle bir adet görmemiştik. Bunun hikmetini sana soralım dedik, geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kadisinize gidin sorunuz bakalım. Niçin böyle bir şey yapmaktaydı? Arkadaşlar geldiler o sahabeye. Sordular sen niye böyle yapıyorsun deyince şöyle dedi. Ene ehabbu en ekra'a biha. Ben bu sureyi okumayı çok seviyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Fekalim sallallahu aleyhi ve sellem ehbiruhu. O kardeşinize şunu haber verin ki ennallaha teala yuhibbuhu. Allah da onu çok seviyor dedi. Allah'ı anlatan bir sureye sen kalbini açtıysan kardeşim, sevgiyi oraya koyduysan emin ol ki Allah da seni seviyor. Bir surenin sevgisi Allah'ın sevgisini kazandırmakta. Yetmez mi? Kur'an-ı Kerim'i hayatına almak için yeterli bir sebep değil midir kardeşim? Hafızı Kur'an olmak için yeterli bir sebep değil midir? Evladını, çocuğunu, torununu, tanıdığını, eşini, dostunu Allah yoluna göndermek için, hafızı Kur'an olmak için yeterli bir sebep değil midir kardeşim bu? Ticaret erbabıyız hepimiz. Ticareti iyi biliyoruz. Kaz gelecek yerden, değil mi? Tavuğun nesir gelmeyeceğini çok iyi biliriz. Ticarette bir alırsın, üzerine kar koyarsın, on kazanırsın. Peki daha büyük bir ticaret var mıdır acaba? Allah'ın vesile kıldığı Kur'an ayetlerini Allah için seviyorsun. Allah'ın sevgisine vesile oluyor. İkinci sahabe. İkinci sahabe de Küba imamıydı. Küba imamıydı. İnsanlara namaz kıldırırdı. O da bu şekilde yapardı. Sahabeler dediler ki ya niçin böyle bir şey yaparsın? Biz Efendimiz'e böyle bir şey görmedik deyince dedi ki o da ben bu şekilde kıldırıyorum. Eğer rahatsız olduğunuz bir durum varsa yani biri başkası imam olursa ben onun arkasında imam olduğu namazı eda edebilirim dedi. Benim için bir sıkıntı yok. Dilerseniz böyle bir şey yapalım. Ama öyle ki fıkıhta da şöyle bir şey vardır ki bir toplulukta e'lemuhum bis sünneti. Sünneti en iyi bilen, yani kıraatı en iyi bilen, dini en iyi bilen bir kimsenin imam olması gerekir. O Kuba ehlinin içerisinde de en iyi buydu. Yani bir şey de söyleyemediler. Arkasında namaz kıldılar. Ondan sonra bu sahabeye gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ya fulan yani ma yemna'uke en tef'ale ma ye'murke bihi ashabuk. Yani arkadaşların tavsiye ettiği şeyleri niçin sen yapmıyorsun? Yani normal ihlas olmaksızın niçin kıraatine devam etmiyorsun? Ve ma hameleke an luzumi hazi sureti fi kulli rek'a. Yani her rekatta bu sureye yapışmanın, bu sureyi okumanın manası nedir deyince inni uhibbuha dedi ki ya Resulallah çok seviyorum dedi ben o sureyi. Hubbuke iyyaha edhaleke el cennete. Kardeşim dedi
İhlas suresini sevmen seni cennete götürecektir dedi. Cennete girmeye vesile İhlas suresi olacaktır. Değil mi? Rabbimizin kelamını anlamak için bu vesile bize yeter. Yola çıkmak için işaret fişeği isteyenlere aha da işte işaret fişeğidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor ya, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Eğer insanlar bir şeye rağbet edeceklerse cennete rağbet etsinler, cennetin yoluna rağbet etsinler. Eğer insanlar Allah'ın rızasını kazanabilecek bir maksat istiyorlarsa, yani bize bir maksat, bir gaye, bir hedef çizilsin de biz onu yapalım, o bizi cennete götürecek ve bunda hevesimiz artsın diyeceğiniz bir aradığınız yol varsa, işte o yürünecek yol budur diyor Allah. İşte kardeşlerim, yol budur. İşte işaret ediyor Rabbimiz. Onun sevgisi Kur'an'dan geçiyor. Ve onun bir suresi, 4 ayetlik, 1 satırlık bir sure ki dünyaya bedel bir sure. Bakın Allah-u Teala Hazretleri'nin nazarında bu kadar kıymetli. Peki neden bahsetmekte Allah-u Teala bu surede? Rabbimiz bu surede şunlardan bahsetmekte. Kul ey Habibim hüve de ki Allahu ehad. O akıllarıyla, fikirleriyle görmedikleri, bilmedikleri kendi zihinlerinde, kendi hayal alemlerinde bir ilah olguları tutuşturanlara söyle. Allah birdir. Allahu samet, o samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin ilahlarınız ise elinizden yaptığınız putlar ve sonra taptığınız putlar. Yani var olmak için sana ihtiyaç var. Düşse üzeri çamur olsa sen temizleyeceksin. Yani üzerine pislik gelse sen temizleyeceksin. Düşse sen kaldıracaksın. Bu nasıl ilahtır kardeşim? Allah dediğin hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bilakis ihtiyaçsızlıkla beraber belki zengin olan bir kimse de ihtiyaçsızdır. Ama Samed'in manası bundan çok ötedir kardeşlerim. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı halde her şey ona ihtiyaç duymaktadır. Var olmak isteyen her şey ona ihtiyaç olacaktır. Samet işte budur. Efendi Hazretlerimiz Mahmud Efendi bir gerçeği anlatırken çok güzel noktasında yerinde bir söz söylemişti. Edison, Edison, Edison diye, yani neredeyse Edison'a tapacaklar elektriği buldu diye. Kardeşlerim, ilmi, irfanı, fenni inkar etmiyoruz. Edison'un buradaki vesiletini de Allah-u Teala'nın vesile kılmasını da inkar etmiyoruz. Yaptığı o işteki muazzamlığı inkar etmiyoruz. Ama ve lakin şunu sormak lazım. Edison'un elindeki o maddeleri yaratan, maddeye o gücü veren, yani işte anahtarıyla, duyuyla, ışık arasındaki o geçişleri, hızlı bir şekilde geçişleri sağlayan, işte onu hele bugünlerde değil mi? Yani çok muazzam ışıklardan bahsedebiliyoruz. Hayatımızda o muazzam ışıklar gelip gecenin karanlığını gündüzün aydınlığına getirecek. Yani o küçük bir tuşa basıyorsun. Bazen tuşa da basmıyorsun. Tıklıyorsun, tık ediyorsun. Ortalık bir anda muazzam. Yani zifiri karanlıktan böyle güneş varmışçasına aydınlık haline getiriyor. Peki o atoma, o zerreye, aradaki ekipmana, takım taklavata bu gücü, kuvveti veren kim kardeşlerim? Yani son noktaya, reklama, resme bakıyoruz ama arkasındaki hakikati unutuyoruz değil mi? Iskalıyoruz. İşte Allah-u Teala Hazretleri ıskalamamamız için bize bu hakikati anlatıyor. Allahu Samet. O öyle bir güç sahibidir ki hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı gibi etraftaki her şeyde ona ihtiyaç duyar. Değil mi? Karınlarınızın doyması için gökten para yağdırsa, yerden nimet bitirmese para mı yiyeceksiniz ya? Allah-u Teala Hazretleri kullarına kızsa, bu sene yağmur yağdırmıyorum dese, kenara dizdiğimiz altınlarımızı mı yiyeceğiz? Arabalarımızı mı yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Uğruna öldüğümüz, öldürdüğümüz, aman kaybedersek, yani hayatımız tarumar olur dediğimiz hangi şey bize faydalı olacaktır? Yediğimiz pamuk gibi ekmekler, lıkır lıkır içtiğimiz sular, değil mi? Bunların hepsinin sahibi kimdir ki? Daha büyük nimet mi arıyoruz ki? Allahu Samet. Lem yelit, doğurmamıştır o hiç kimseyi. Çünkü doğurmak için başka bir şeye ihtiyaç vardır, değil mi? Çiftleşmek için dişiye ihtiyaç vardır. Ama ve lakin o yalnız başınadır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve lem yulet, doğurulmamıştır. Doğurulmak için de başka bir anne babaya ihtiyaç sahibidir. Biraz önce Samet dedik ya. O ne doğurur ne de doğrulur. Birilerinin dediği gibi Üzeyr İbnullah, yani Allah'ın
kendilerine gönderdiği ak bembeyaz sayfalarla dolu kitabı simsiyah zift haline getirdiler. Kendi görüşleriyle oradaki ayetleri aldılar, yanlış yorumlayaraktan o hale getirdiler. Ve Allah onların elinden aldı. Tevrat'ı da aldı, İncil'i de. Ama ve lakin Kur'an-ı Kerim'i de verdi. Ama şöyle bir şey de vardı ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَى وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Biz o Kur'an'ı indirdik ve onun muhafızı biz olacağız. Kıyamete kadar hiçbir art niyetlinin buna gücü yetmeyecektir. Birileri çıkıp lakırdılarını söylesinler. Onlar desin dursunlar. Allah-u Teala Hazretleri Allah'ın izniyle öyle alimler, öyle Kur'an muhafızları göndermiştir ki yemezler, içmezler. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi için bedenlerini siper eden alimler çıkmıştır. Biz bunları okuduk, biz bunları gördük. Bugün birileri söylesinler, ne söylerse söylesinler. Her söyleyene Allah'ın izniyle karşısına çıkıp söyleyeceğimiz cevaplarımız da vardır. Olmasın kardeşlerim, zerre kadar şüphemiz olmasın. Rabbimizden ve Rabbimizin kelamından. Öyle dediler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Böyle acayip ilah anlayışlarına girdiler. Allah-u Teala Hazretleri hepsini reddediyor. Yok, böyle bir anlayış yok. Yerin göğün sahibi benim. Ey insan, seni yaratan benim. Yemen içmen için, doğman için anneni babanı yaratan benim. Doğduktan sonra hayatını devam etmen için üzerine giydiğin kıyafeti minimumdan maksimuma ne ihtiyacın varsa hepsini veren benim. Ve sen bu nimetlerle beraber gelip bana kafa tutacaksın. Ve gelip bana Allah'ı olmayacağı bir şekilde anlatacaksın. Öyle mi? Yer gök birbirine girer. Ama Allah-u Teala Hazretleri'nin azabı ahirete tehir etmesinden dolayı Mevla Teala Hazretleri bir şey yapmıyor. Ama ve lakin mahşer günü geldiği zaman bunların hepsinin hesabı sorulacaktır. وَلَمْ يَكُنْ olmamıştır lehu onun için kufven ehadun hiçbir şey denk değildir. Değildir kardeşim hiçbir türlü. O öyle bir tektir ki hiçbir şey ona denk değildir. Yani şöyle tek değildir. Birin, ikin, üçün gibi yani birinci birkaç tane şeyden bunun birincisi gibi bir teklik değil. Veyahut da cüzleri parçaları var da parçalara ayrılan yani elimizdeki kitap mukavvasından sayfasından yazılı oluyor. Şöyle bir tek cüzlerde oluşan bir tek değil. Ve eşi benzeri olan bu manada da değil. Yani buradaki ehad öyle bir manaya geliyor ki hiçbir türlü eşi benzeri çifti dengi hiçbirisi olmayandır o. Hiçbir şeye muhtaç olmayan bilakis sizin yara ihtiyaç duyduğunuzda her şeyin sahibi olan Allah'tır o. Bu sure saatlerce konuşsak da izah edemeyeceğimiz, ifade edemeyeceğimiz. O kadar peygamber gelmiş, o kadar vazifeliler gelmiş, Allah o kadar kitap göndermiş ama lakin kalpleri katılaşmış, taş kesilmiş, gözleri körelmiş, kulakları sağırlaşmış. Öyle akıl sahipleri insanlar var ki bunlar binlerce, onlarca değil trilyonlarca Allah-u Teala Hazretleri'nin şu ayan beyan olan nur o gözlerinden içeri girmemiş. Akıllarında tezahür edip de kalplerinin katılığını giderememiş kardeşim. Kısacası Rabbimiz nasip etmemiş. Onlar Allah'a düşmanlık etmişler değil, Allah onlara imanı nasip etmemiş. Nasipsiz. Rabbim aç kalalım, açıkta kalalım. Belki yiyecek içecek giyecek şeyimiz olmasın. Evimiz barkımız da olmasın. İtibarımız da olmasın. Ama ve lakin imansız huzuruna çıkmaktan bizi muhafaza eylesin. Rabbim sevdiği ve razı olmuş olduğu cümlemize sevmiş ve razı olmuş olduğu işleri cümlemizi muvaffak kılsın. Rabbim huzurundan yolundan bizleri ayırmasın. İman nimetini zerre zayi etmeden huzuruna çıkarttığı o muazzam, o nasipli kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle sohbetimi bitiriyorum ve hepinizi Allah-u Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.